haber global ekranlarından. Hepinize merhabalar. Koltukla birlikteyiz. Her cuma akşamı olduğu gibi bu hafta koltuğun konuğu Okan Bayülgen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyiz ya. Harika. <laughs> Her zamanki gibi. Şimdi böyle e, yavaş yavaş başlayalım zamanda kaybetmeden. Böyle e, şey yapmak istiyorum. Dozu yavaş yavaş yükseltmek istiyorum. Evet birçok programla bir dönemin gençliğinde gerçekten büyük bir iz bıraktınız. Hafta sonları gece sabaha kadar sizi izleyen bir kuşak var. Hatta belki birkaç kuşak var. Soru gelsin. Bir ülkenin kültüründe esprilerinize, söylediklerinizle iz bıraktığınızı düşünüyor musunuz? Evet. evet. Evet ama yani espriler deyince ben hiç espri yapmadım. Yani bu ...espriyi yapan arkadaşlarım vardı. Ben espri olsun diye de espri yapmadım. Kimse de benden espri beklemedi. Ama bazı şeyleri işaret etmişimdir. Bakın şu çok komik. Bu ilginç ya da komik diye. Yani ama hiç espri yapmadım yani. Şöyle... ...şimdi aslında çok garip de bir durum var. Çünkü hani böyle televizyonculuk yaptığınız dönemler... ...ki hala devam ediyorsunuz ama... ...hani böyle gerçekten hani... Damga vurduğumuz o dönemlerde televizyon bambaşka bir yerdeydi. Evet. Şu an baktığımızda aslında hayatımızda aynı etkiye sahip olduğunu söylemek pek de mümkün değil. Çünkü internet platformları var. Böyle nasıl bir gelişim kat edildi? Bu hep sizin gözünüzün önünde yaşandı aslında. Ee, siz böyle bir değişim e, bekliyor muydunuz? Evet bekliyordum. Hı hı. Hatta bunu e, anlattım hep yani söyledim. Hatta sonra da suçlandım da yani sen bu kadar... E, Dijital dünyanın tanıtımını yaptın, reklamını yaptın, işte bütün bunlar değişecek dedin, bu binalar yıkılacak, bu televizyonlar bitecek dedin filan. Peki o zaman niçin komasyonelde durmaya devam ediyorsun? Çünkü bugünkü anlayışımda aslında bu işin hibrit yönetilmesi, hibrit yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem reklamı böyle satılmalı, hem içerikler böyle yapılmalı. Artık kanallar kanal değil de içerikçi olduklarının farkına varmalılar. Yayıncı değiller. Yayıncı olanlar platformlar, kanallar, e, YouTuber'lar gibi içerikçiler. O zaman kanallar bu CEOlarını, CFOlarını, katlarını, özel arabalarını, şoförlerini, bütün bu her şeylerini ne yapacaklar? Eyvah, bütün bunlardan vazgeçmek gerekiyor. Çünkü YouTube'daki küçük bir içerikçi de içerikçi, büyük bir dizi kanalı da aslında içerikçi, bir haber kanalı da içerikçi. Bunun bilinmesi gerekiyor. Masrafların kısılması gerekiyor. Reklamların eşit ve adil dağıtılması gerekiyor. Ve bugün bizlerin ürettiğimiz içeriklerin doğru değerlendirilmesi ve bu girişimleri yapan insanların da Allah kahretsin nereden girdin bu işe dememeleri gerekiyor. Sonuçta bu bir ticaret, bir finans meselesi. Eğer yayıncılık işi herkes için cazip, adaletli, eşit para kazanma alanı haline getirilirse o zaman medyada daha çok yatırımcı gelir ve çiçekler açar. Hı hı. Ve güzelleşir ve yayıncılık da güzelleşir, hakkaniyetli bir hale gelir. Şimdi bu kadar mesela dijital dünyanın gelişeceğini önceden tahmin eden birisi olarak sosyal medyanın çocukların beynini küçülttüğünden ve e, onları motor hareketleri bile yapamayacak kadar sakar ve beceriksiz çocuklar haline getirdiğinden şikayetçisiniz. Hani biz anlayamasak da gençler ve çocuklar için sanki orada bambaşka dünya var gibi gerçekten. E, teknolojik gelişmeler nedeniyle kendinize kendinizi... E, dünyanın yeni hali değil de böyle eski dinamikleri baz alan öfkeli ve geri kafalı birisi gibi hissettiğiniz oluyor mu? Hayır olmuyor öyle değilim ve gençlerle konuşurken de diyorum ki belki bunu yaşlı olduğum için ya da yaşalmış bir insan olduğum için söylüyorumdur ama... Ben kendimden şüpheleniyorum. Siz de benim söylediklerimden boomer şüphelenin. Boomer demem için baskı var. Ben Boomer'ın açılımını yaptım okay da boomer. bu arada. Yani Hayır, okey okey. Yani ben de diyorum ki okey Boomer çok zekice bir espri ama bunu bana söyleyen gerizekalı. Ayrıca da kimse bana okey Boomer demedi. Bir kere Twitter'da birisi bir yerden duymuş bana okey Boomer e, yazmış. E, ben ona bir şey yazmadım. Kimseyle öyle bir polemiğe girecek halim yok ama okey Boomer evet zekice... Ama söyleyen gerizekalı. Dolayısıyla okey Boomer'ı ilk icat eden zeki bir tip olabilir. Halbuki benim endişem tamamen e, şahsi ve egoistçe. Ben de Z kuşağı diye tanımlanmasında çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ye yeah, bilmem ne falan bunlar başka bir şey. Ama e, beni ameliyat edecek olan doktor daha da yaş aldığımda. Uçağı kullanacak olan pilot... Ee, ya da arabayı kullanacak olan çocuk ya da kızımla evlenecek olan adam. Ben de biraz değil mi hak ediyorum değil mi? Biraz daha e, akıllı zeki e, insanları. Ayrıca da Z kuşağı tanımlaması ilgili de e, söyleyeyim. Bugün bu gençleri... <laughs> hak ediyorum akıllı zeki insanları ya geri zekalı mı ki bunlar? E, hepsi için konuşamam. <laughs> Ama davranışlar ve gelecek pek parlak görünmüyor. Hmm. Ayrıca da Z kuşağı ile ilgili söyleyeyim. Ben de çocuklara diyorum ki kim sizi kategorize etmeye, tanımlamaya çalışıyorsa üç tane niyeti var. Bir, sizi çalıştırmak için şirketlerde sizi anlamak zorundalar. Sizden nasıl işçi olarak, memur olarak yararlanacaklar. İki, sizden o isteyecekler. Bu yüzden tanımlamak zorundalar, size yaranmak zorundalar. Üç, size ürün satmak istiyorlar. Dijitalden, dükkandan fark etmez. Bunun için sizi tanımlamak istiyorlar. Bunların hiçbirisi, size yaranan insanların hiçbirisi gerçekten sizin için endişelenmiyor. Ben sizin için endişeleniyorum. Çünkü ben sizden oy da istemiyorum. Mal satmak da istemiyorum. Sizi çalıştırmak da istemiyorum. Zaten çalıştırmak istemiyorum. Var çalıştırdığım oldu Z kuşağından insanlar. Size de tavsiye etmiyorum. <laughs> Peki e, şunu direkt soracağım. Gelsin soru. Sizce yeni nesil gençlerle birlikte üretim, e, sanat, bu tarz şeyler bitecek mi? Yani diyorsunuz ya ben, ben de beni ameliyat edecek işte doktor istiyorum, pilot istiyorum vesaire. Ya bu bu iş bitecek mi? Neler bitecek? Mi? Ya bu, yani bu işleri yapabilecek yetkinlikte insan yetişmeyecek mi artık? Yetişmeyecek. Yaşlar ameliyatlara girecekler. E, uçakları ve arabaları yaşlar kullanacak. Bunlar da Instagram'a girecekler. <laughs> Peki robotlar mı yapacak mesela? Ya yani robot doktorlar mı olacak? E, niçin bu kadar e, algoritmalar geliştirilmeye çalışılıyor? Niçin e, yapay zeka e, bu kadar geliştirilmeye çalışılıyor? Niçin e, e, her şeyi artık fabrikalarda robotlar yapıyor? Şimdi. E... Size diyorlar ki bir hesaptan atılmış bir tweet var. Bu adamın sosyal medya öfkesi hattatların matbaaya öfkesi gibi. Evet. Ee, ve de diyorlar ki artık televizyondaki gibi herkesin sözünü pat pat kesemiyorsunuz. O hey heylenme döneminiz bitti. Yine size sosyal medyadan gelen eleştirilerden biri. Gelsin soru. Sosyal medya fenomenlerinin şöhretini küçümsüyor musunuz? <laughs> ee, kimsenin şöhretini küçümsemiyorum. Aksine şöhretleri tebrik ediyorum. Şöhretli oldukları için. Ee, şöhret olmayı başardıkları için. Yalnız e, bir konuda e, tabii ki e, hatırlatıcı olmak istiyorum. O da şu: e, Şöhret bir meslek değildir. E, meslek vardır. O mesleği çok güzel yapıyorsanız, o mesleği geliştiriyorsanız, o meslek size şöhret getirir. O yüzden şöhret bir meslek olmadığı için hemen biter şöhret. Halbuki. ...mesleğiniz olursa o mesleği yaptığınız sürece şöhret olursunuz. Şöyle şu mu sizi rahatsız ediyor? Mesela atıyorum... Rahatsız olmuyorum ben. Beni hiçbir şey rahatsız etmiyor. Şundan olmuyor musunuz? Mesela alıyor eline telefonu mesela eee ee, falan yapıyor. Bir şeyler dalga geçiyor falan böyle milyonlarca izleniyor. E, evet. Oradan para kazanıyor. Evet ama ben ben yaptığım meslekten dolayı ve gösteri sanatları içinde olması nedeniyle... ...bu meslekten dolayı şöhret olduğumda... Türkiye'nin şöhretleri Adnan Şenses ve Muazzez Abacı'ydı. Mirkelam daha çıkmamıştı. Tarkan Amerika'ya gitmişti. <laughs> ben o kadar şöhretliydim ki ne sokakta yürüyebiliyordum... ...ne gazetelerin ilk sayfalarında benden bahsedilmediği bir gün oluyordu. E Şimdi ben böyle bir şey yaşamışken hangi şöhreti kıskanabilirim? Çocukların YouTube'da... İzlenmek için yapmadıkları şey yok. Ya acılar yiyorlar, ya e, kusuncaya kadar yemek yiyorlar, ya e, bir şeylerin altına giriyorlar, e, ya e, yapmadıkları maymunluk yok. Halbuki yarın öbür gün maymunluk yapmak e, demode olduğunda bu sefer ne yapacaklar? Dolayısıyla hep uyarı şu: e, şöhret bir meslek değildir. Şöhret bir sonuçtur ve para da sonuçtur. Güzel kızlar, güzel adamlar, bunlar da sonuçtur. Dolayısıyla bir mesleğiniz olsun, bir işi yapın ve başkalarından farklı ve güzel yapın. Sonra bunların nimetlerini yiyin. Şimdi ben hangisini kıskanacağım? Kıskanamam ki. Şöyle, e, şimdi siz sonuç olarak e, hala birçok farklı e, sektörde faaliyet göstererek, işte atıyorum televizyonculuğa da devam ediyorsunuz. Her yani. ...birçok e, alanda e, iş yapmaya devam ediyorsunuz. E, Z kuşağı e, çok aktif olarak geliyor. Hani onların tepkisini çekmekten korkmuyor musunuz? Şimdi Z, koca Z koca... Z kuşağı, koca özür dilerim, kocası, Z kuşağı aktif olarak gelmiyor. Ya çok Z fazla sayıdalar yani. Ülkemizde e, genç bir tamam, çok fazla. E tamam, benim kızım da Z kuşağı Hı -hı. canım. Onlar Kızınız bir, size diyor mu, baba ya niye böyle diyorsun? Kızım sana? bana böyle bir şey der mi? Kızım, aynı kuşağın iyi bir örneği... ...ben kötü örneklerinden söz ediyorum. Yani... Ayrıca da birileri gelmiyor canım. Birileri zaten çok. Yani şuna şuna. Ya hepimiz isterim. öleceğiz zaten. E, mezarlıklar, e, Churchill'in deyimiyle vazgeçilemeyen insanlarla dolu ve işte bütün bu evlerde çocuklar oturacak, bütün bu e, şöhretleri çocuklar alacak. E, herkes bir şeyleri alacak. Yani ne yapalım böyle bir riyakarlıkla Şöyle mi demem gerekiyor yani? E, Fişek gibi bir gençlik geliyor mu demem gerekiyor gelmiyor ki yani gelse söyleyeceğim benden çok gençlerle iyi iletişim kurabilmiş adam var mı yani bugüne i̇şte kadar İşte onu diyorum e, yani e, şey Ama yalan e, mı söyleyeyim bugüne kadar yalan söylemediğim için beni seviyorlardı zaten Şöyle e, yani mesela siyasetçiler e, bu kuşağı kendini sevdirebilmek için yaranabilmek için işte mesela böyle videolar çekiyorlar işte evet, bir şeyler ama, yapıyorlar Evet ama bu gençler onlara oy vermeyecek ki Onları Çünkü, video, o videoları ay, çekseler de oyalamayacaklar ay, mı? Hayır Veya öyle platformlarda yayınlara ay, katılsalar da oyalamayacaklar yok, mı? Yok öyle bir şeyleri yok. Çünkü e, e, gelen e, çocuklar da haklı olarak farklı bir gündemin içine doğuyorlar. Şimdi ne konuşuyoruz? E, bütün programlarında e, sen diyelim karşılıklı affederseniz. Tabii ben de tabii, sen tabii, diyeceğim. tabii lütfen. E, yani e, senin programların benim programlarım ne, ne konuşuyoruz bunlarda? Bu pandemi... İnşallah sona erdiğinde büyük iklim felaketinden konuşmaya başlayacağız. Tarımdan ve tohumdan konuşmaya başlayacağız. Su meselesinden konuşmaya başlayacağız diyoruz. Hep birlikte diyoruz bunu. E bunu fal baktığımız için söylemiyoruz. Çocuklarımızın içine doğduğu gerçeklikle ilgili söylüyoruz. Sonuçta çocuklara hiçbir doktrin, hiçbir doktrin etki yapmayacak. Solculuk, sağcılık, ortanın solu, sağın kenarı liberalizm falan hiç böyle bir şey dinlemeyecekler. Bir kere bugün Türkiye'deki bütün politikacıların ya da dünyadaki politikacıların anlattığı şeylerin hiçbirini dinlemeyecekler. Bunlar e, kime oy verecek? Bunu gerçekten ne düşündüğünü merak hayır, ettiğim için soruyorum. Gençleri, Çocuklarımız, gençlerimiz kendilerine hitap eden Nasıl ve bir özellikle yaş, yaşça genç insanlara oy verecekler. Ama biz Türkiye'de ne ee, e, iktidar partisinin ne e, iktidar partisine yakın ya ne de muhalefet ve muhalefet partilerine yakın partilerin bu hızla gençleştiğini görmüyoruz. Gençleşmeleri gerekiyor. Bugünden yarına, bugün 2023 diye bir seçim tarihinden bahsediyoruz. E 2023'e hiçbir şey kalmadı. Yani herkesin Sadece Z Z kuşağından da e, bahsetmiyorum. E, y kuşağıyla ilgili olarak da onlara hitap edebilecek, onların dilinden e, konuşan e, gençleri hemen vitrine koyması gerekiyor partilerin. Sen Z kuşağı olsaydın kimi oy verirdin? Kim en yakın gelirdi sana? Şu anda baktın. Düşünsen. <laughs> 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 yani e, kerhen oy kullanmak mı? Kerhen oy kullanmak mı? yani Türkiye'deki seçmenin bütün araştırmalarda onu gösteriyor. Büyük bir çoğunluğu kerhan oy veriyor. Tam emin olmadan oy veriyor. Bugün bütün haber programlarda izlediğimde bu. Yani kararsızlar partisinin Türkiye'nin en büyük partisi olması falan gibi söylemler işitiyoruz. Dolayısıyla kerhan oy vermeyeceklerse ben benim destekleyeceğim, oy vereceğim, inanacağım ve güveneceğim bir adayın Gelmesini beklerdim. Anladım. Şimdi e, dönem dönem sizinle e, böyle ilgili yapılan e, eleştiriler oluyordu geçmişte. E, bunlardan en baskını şu. Şimdi e, Ciddi anlamda fazla sayıda program yaptınız ve bunlarla halkın çok büyük bir kesimine hitap ettiniz siz. Bu çok zor bir şey çünkü gerçekten bir televizyoncu olarak ne anlatmak istediğimi belki izleyicilerimiz anlamaz. Şimdi bu televizyonda işte belli gruplara hitap ederek böyle reytingler bölüştürülür. Hatta belki izleyicilerimiz baktığında işte AB grubu, Total, ABC falan diye bir ayrım yapıldığını görürler. Şimdi e, her grupta başarılı olmak çok önemli bir şeydir. Sizin programlarınız da öyleydi. Yani şöyleydi e, bir ülkenin e, neredeyse tamamına yakını sizin programlarınızı bir şekilde izliyordu. Bir hafta izlemesi öbür hafta izliyordu. Çok ciddi anlamda bir reyting alıyordunuz. Fakat gariptir ki genelde bu reytingi alanlara baktığımız zaman ki günümüzde de hala böyle. E, böyle işte halkın büyük kesmine çok daha yakın tarzları olduğunu görüyoruz. Sizse bu dediğim profilden daha elit bir profil olarak kalıyorsunuz. Yani siz işte gerçekten kültür düzeyi çok yüksek bir insansınız. Yani tanıdığım için de söylüyorum ki sen diyeceğim. Sen rahat et. Çünkü sen diyelim dedin. Yani gerçekten öylesin. Bunu benim anlatmama zaten gerek yok. Herkes de biliyor. Ve yine işte ailen, işte okuduğun okullar, tarzın, tavrın vesaire ama halk seni sevdi. Ama sen halkı aşağıladın. Zaman zaman bağırdın, çağırdın, telefonları insanların suratına kapattın ama hoşlarına gitti. Ee, Eleştiriler de bazen şöyle, halkı aşağılayarak meşhur oldu diyorlar. Bu eleştirilere katılıyor musun? Veya o dönem bu niye bu kadar tuttu sence? E, katılmıyorum. Böyle bir şey olmadı. E, aşağılanma diye e, böyle bir ilişki yok. Hiçbir... E... Televizyon yıldızı, sinema yıldızı ya da gösteri dünyasının içindeki hiç kimse seyircisiyle böyle sadomazoşistik bir ilişkiye giremez, mümkün değildir. Ayrıca da e, bu e, yapmacık yapmacık yayıncılar ya da yapmacık yayıncılara alışık olanlar böyle söylemişlerdir. Ben hep bir mahalle e, kral tanesini örnek alırım. Bu bir köyde ya da bir şehirde ya da bir büyük şehirde. E, Olması mümkün Biz mahallede Politically correct Siyaseten Doğruculuk yapmayız Biz mahallede Topala topal Köre kör çolığa çolak Rengi biraz Karaya kaçana Arap deriz Bu yapmacıksız Dürüstlükten Ve burada Geleneğimiz içinde bulunan Mesafeli Samimiyetten de çok hoşnutuzdur. Mesafeli samimiyet Sezen Aksu'nun ne kadar güzel bir bana söylediği bir sözdür. Kendisi de yıllar önce söylemiştir. Senin çok samimi görünüyorsun ama hep bir mesafe hissediyorum sende demiştir. Benim de kulağıma e, küpe olmuştur, dilime pelesenk olmuştur. onun mu güzel bu sözü? E, e, hiçbir zaman e, bizim e, benzinci de benzin alırken bakkaldan gofret alırken ya da yeni tanışıklıklarda çok direkt bir halimiz vardır ama sınırlarımız vardır terbiyemiz vardır çok samimi gibi başlarız ama içinde bir mesafeyi koruruz benim televizyonculuğum her kıraathanede her köyde her şehirde her evdeki tavırdan hiç farklı değildi ama ne vardı o senelerde müthiş bir yapmacıklık sunucularda Aman efendim, evet efendim, sepet efendim. Telefon konuşmalarında Allah iyi ki geldiniz. Ben seyircim için yaşıyorumlar falan filan. Seyirciye saygı diye bir tırnak içerisinde ne üdüğü belirsiz bir şey vardı. Ben de hep şu lafları etmiştim. Yani ne demek seyirciye saygı ya? Seyirciye saygı olur mu? İşe saygı olur. İşe saygı, iş etiği olan bir insanın zaten... Seyirciye de saygısı olur ve bu bilinçlidir. Yani bir e, tiyatro oyuncusu sahneye çıkan her akşam e, sahne alan bir tiyatro oyuncusu... ...ben seyircilerim için geldim buradayım falan gibi yalandan bir şey söylemez. Onun tiyatro mesleğine saygısı vardır. Bir, bir doktor hastasını sever mi? Hastasını tanımaz ki. Ama onun ettiği yemin o meslek aşkı 12 sene o mesleği en aşağı ok, 12 sene o mesleği okumasının bir nedeni vardır. O mesleğe olan aşkı ve o mesleğin bir kutsallığı vardır. Can kurtarmak. Şimdi bir doktor hastasını sevdiği için hastasının canını kurtarmaz. Benim daha bir tıbba göre Allah aşkına ben ne yapıyorum hiçbir şey yapmıyorum. benim yaptığım işte de ben mesleğime saygı gösteriyorum. Mesleğimin içinde seyirciye de saygı olduğu için saygı gösteriyorum. Ama adam bana ee, ...telefon açmış ya da bir şey söylemiş falan filan... ...ben ona niye saygı duyayım ki tanımıyorum ki onu... ...belki aranan bir suçlu o... ...ne bileyim kim olduğunu... ...yani bunlar e, yanlış anlaşmalarla dolu şeyler... ...yani birisinin de bu kavramları yerli yerine... ...koyarak konuşması gerekiyordu televizyonda... ...ben de bunu yaptım. Peki şimdi... Aslında bu dediğiniz şuna geliyor. Gösteri dünyasına giren insanlar genellikle onaylanmak ve sevilmek ihtiyacı hissederler. Evet. Sürekli bir onay arayışı da vardır. Şov dünyasının içerisinde yer almak, başarılarınız sizi tatmin etti mi? Gelsin soru. Gösteri dünyasına girerek sevilmek ve onaylanmak ihtiyacınızı siz kişisel anlamda karşılayabildiniz mi? Kesinlikle evet. Çünkü bunun da bu işinde yakıtı budur. Yoksa bu uçak kalkmaz. Bu yakıt olmazsa olmaz. Bu yakıtla biz bu işi yapıyoruz. Onaylanmak ihtiyacıyla. Bir de başka bir şey daha yaptığımız iş performans işi olduğu için televizyon programcılığıyla e, sahne performansı bu açıdan birbirine çok benzer. Yani biz bir reklam arası verilir. Şimdi reklam arası verdiğimizde ikimiz senle ben birbirimize soracağız nasıl gidiyor? İyi miyim? Okey mi? Tamam mısın sen? Yani programlarından tamam mı? Sen de bana soracaksın. Okan iyi miyim yani falan filan. yahoo yani bırak 20-30 seneyi 100 yılda geçirsek bu meslekte. Bu meslek de onaya muhtaç. Yaptığımız performans işi olduğu için. Ama belki bir doktor aynı şeyi yapmaz. Ameliyattan çıkarken hemşirelere nasıl güzel kestim mi falan demez. Ya çünkü o doktordur o saygı değerdir şeydir iyidir o ama bizim işimiz onaya muhtaç. sevgi ihtiyacı kesinlikle bütün gösteri sanatlarında bugün hangi e, performans sanatçısının hayatını belgesel olarak izlesek dinlesek hepsinde aynı sorun var çocuklukla ilgili e, bir kendini e, çocuklukla ilgili e, aileyle ilgili bir problem, bir sıra dışılık ve çoğunlukla negatif sıra dışılıklardır bunlar. Dramatik hayat öyküleridir. Ee, bir sevgi ihtiyacı ve bu sevgiyi, büyük sevgi ihtiyacı, kolay bastırılamayan sevgi sorunlu ihtiyacı. Sorunlu tipler mi şöhret oluyor? Şöhretle karıştırmayalım. Ben... Bizden bahsediyorum. Şöhret başka bir şey. Şimdi baksa bir sürü şöhret var. Fenomen, influencer. Veya sorunlu tipler mi başarılı oluyor? Sorun sanat dünyasında baş... veya gösteri dünyasında sorunlu tipler bunu çok istiyorlar, öyle Hı. diyelim. Yani işin yakıtı olarak bunu kullanalım, arzunun büyüklüğü olarak kullanalım. Hakikaten böyle bir ihtiyaç vardır. Yani şöyle e, bunu nasıl yaparsın, nasıl bu kadar çok çalışırsın, nasıl bu kadar çok e, rekabetçi olursun ve nasıl e, yapamadım? Yani ben binlerce program yapmışımdır. Yani. Ben evde kafamı duvara vurduğumu biz hani kafayı duvara vurmak e, sıfatı örneği değil. Bizzat kafayı duvara vurduğumu biliyorum yapamıyorum diye. Hı, hı E şimdi bu kadar yapmak istersen de yaparsın. Peki şöyle. İstersen gel bunu gençlere anlatalım. <laughs> Onay almak zorunda olduğumuz aslında bir iş yapıyoruz çünkü mesela az önce doktor örneğini verdin, doktor zaten iyi kesemese e, muhtemelen hasta ölür. E, o yüzden o çok bizim işimiz daha böyle göreceli ya o yüzden oluyor. Bazısı beğeniyor, bazısı beğenmiyor, çoğunluk beğeniyorsa iyi izliyoruz. Şimdi beni Cumhurbaşkanına şikayet ettiler. İki buçuk sene işsiz kaldım dedin. E, sanki hayat o dönem seni tiyatroya yöneltti. İşte kendine ait bir salonun oldu vesaire vesaire ama. E, bir anda eleştirilerin bir şekilde iki buçuk sene oda oldun ve iki buçuk sene televizyona ara verdin. Gelsin soru. Esas sorum şu. Çalışmadığın iki buçuk sene boyunca işsizlik psikolojisine girdin mi? Nasıl bir dönemdi senin için? Hayır girmedim. Ee, ben e, daha önce de anlattım bunu. Ee, kızımın eğitimi için yurt dışına burada vergisini ödediğim bir parayı e, götürmüştüm Paris'e. Paris'ten o parayı getirdim. O sırada tabii ki ee, içimden çok güldüm çünkü benim gibi ambargolanmamış olanlar milyarlarca dolar, euro götürüyorlardı yurt dışına ve onlar Cumhurbaşkanı'na yakın insanlar gibi görünüyorlardı. Ben uzak tutulan ve çalıştırılmayan e, insandım ama o süreci doğru bir şekilde geçirdiğimi düşünüyorum. O süreci kendi işime bakarak e, geçirdim ve her... Başarılı insan gibi, memleketini seven insan gibi, memleketi dışında yaşayamayacağını bilen, kestiren bir insan gibi kendi memleketime yatırım yaptım. Parayı getirdim. Bir takım yerlerim vardı Bodrum'da. Oraları restore ettim, düzenledim. Gayet güzel istihdamı açtım. İstanbul'da bir kabare yaptım. Ve kendime her gün gideceğim bir iş yeri yaptım. Ve sonra artık bu işlerde sona erdikten sonra şimdi mutlu mesut başım dik dolaşıyorum hiç şöyle şeylere e, yeltenmedim bana bunu teklif edenleri de reddettim gel işte e, seni beyefendiye götürelim e, işte odası seni bir şey yapsın e, affetsin ya da işte şuradan şu bağlantıyı kuralım falan ben bunları hiç e, yeltenmedim dedim ki ben e, kendi dünyamda zaten elimde sanatım var birçok iş yapıyorum ve o işlerden para da kazanıyorum. Bugüne kadar da kazandım. Ee, ama şöhretin, e, tabii şöhret, şöhretle ilgili bir e, e, darbe alınca birçok işte mesela seslendirme işi. Reklam seslendirme işlerim bitmişti. Reklamda oynama işim bitmişti. İşte birçok işim bitmişti yani benim gelir elde ettiğim. Olsun o zaman kendi başıma sahneye çıkarım. Arkadaşlarımla sahneye çıkarım. Bir yer açarım. Ve şimdi başım dik, e, gururluyum, kimseyle bir problem yok, siyaseten hiçbir e, problem yok. Hatta e, beni e, bu şekilde öcü gibi gösterip e, ambargolayan insanların da saygısını işitiyorum gelen mesajlardan. Yani bak bu e, böyle bir... Bedel ödedi bu topraklarda yaşamanın bedelini ödedi ama hiç kendini bozmadı diyerekten yani. O dönem umutsuzluğa kapıldığın veya böyle depresyona girdiğin çok kötü hissettiğin Hayır, bir olmaz. süreç benim oldu mu? Hayır benim başıma bir sürü şey geldi. Hayır ha, dersen alttan alta bir depresyon yaşamadın mı bir üzüntü yaşamadın mı? E, tabii ki yaşadım ama bu benim e, e, ayağa kalkıp ya yani insan bunu düşünür sabah uyandığında da düşünür. Arkadaşları da konuşur ya böyle bir haksızlık bana niye yapıldı? Niçin böyle bir haksızlığa maruz kalıyorum? Ne hakları var diye şeyleri tabii ki arkadaşlarımla da konuştum. Kendi kendime de çok düşündüm ama sonra e, ayağa kalkmak gerektiğini hemen hemen ertesi günü ayağa kalkmak gerektiğini düşündüm. Ve hemen ilk yaptığım şey zaten karar alıp e, kabaremi açmak e, Bodrum'daki e, yatırımlarımı yapmak. Ve kendime gidecek bir iş yeri yapmaktı. Çok eski bir röportaja e, baktım ve orada e, komünist olduğunu söylemişsin. Onu gördük. Bugün e, çok güzel bir şey komünist olmak. Bugün mesela komünistim diyorsa ah ne Gelsin tatlısın soru. diyorlar. Gelsin soru. Hala sıkı bir komünismisin. E, biraz fazla elit kalmaz mı bu? <laughs> e bugün artık öyle bir şey yok. Yani komünist e, komünistim. E, Demenin çok tehlikeli olduğu günlerden bugün ne şeker ne entelektüel bir şey gibi görünüyor ama işin doğrusu işçi sınıfından olmak sınıfsal hakları için mücadele etmek grev yapmak ve haksızlıklara karşı direnmek herkes için eşit adaletli ...bir toplum istemek... ...bugün hala tehlikeli. Ama benim konumumda olursan... ...benim konumumda... ah ne şekersin diye karşılanır... E, ...grevdeki bir... ...işçinin de kafasına iner. Aynı konumda değiliz onunla. Dolayısıyla ben bunu ne böyle bir... E, ...buna tatlı... ...bir hava yüklemek isterim... E, ...bu duruma... ...ama benim durumumda... ...hani dersen ki bugün... Ee, iktidar partisinden ya da muhalefet partisinden birisine böyleyim dersen ne şekersin diyor. Eskiden tehlikeli. Benim konumumda tehlikeli değil. Ama bir işçi için çok tehlikeli. Bir ha, emekçi için. Hak aramak, hak istemek. Evet. Her evet. zaman tehlikeli. Her zaman tehlikeli. Tehlikeli olmaya da devam mı edecek? Bütün dünyada tehlikeli. Kapitalist hı hı. sistem içerisinde bütün dünyada tehlikeli. Yani bu konuda Örnek olan bir ülke yok yani Fransa'da neler oluyor, Amerika Birleşik Devletleri'nde neler oluyor, İngiltere'de neler oluyor. Bütün dünyada tehlikeli. Şimdi böyle birazcık hani gençleri eleştirdik vesaire falan filan ama gençler hak arama konusunda sanki çok daha aktifler. Değil, değil mi? Değiller mi? Değiller çünkü bir kere bunu birçok olayda gördük. Son olarak. Ee, ...Boğaziçi Üniversitesi olaylarında da e, yani e, çok zor bir süreç yaşandı orada. İşte e, Boğaziçi e, konusu ayrı, oradaki gösterilere gelen LGBTİ konusu ayrı. E, e, Birçok genç aslında bu savunuyu, bu hak aramayı e, nereden nasıl yapabileceklerini bilmiyorlar. Çünkü herkesin elinde bir telefon var... Herkes tweet atıyor ki e, tweet atmak Twitter'ın eski e, havası kalmadığı için, eski işe yararlığı kalmadığı için, artık orası bir takım robot hesaplarla kontrol edilen bir kıyım mecrasına e, dönüştüğü için, bunun yanında Instagram'ın hiçbir konularla alakası olmayan bir geri zekalık mabedi olduğu için, ee, Facebook zaten Facebook'taki herkes ölü olduğu için kimse yaşamadığı Gelsin için bu arada, bununla ilgili soru yok. var genç neslin özgürlük tanımı değişti mi diyecektim tam buraya oturuyor ee, genç neslin özgürlük tanımı kendileriyle beraber gelecek olan özgürlük tanımı ancak yine Z kuşağından teorisyenlerin Z kuşağından e, siyasi öncülerin, siyasi liderlerin elinde tanımlanacak. Ben buna bir karar veremem. Ben bunu şöyle böyle diye söyleyemem. Kim bu konuda e, ahkam keserse yanlış bir şey yapar. Şimdi şöyle e, son dönemde bir İstanbul Sözleşmesi e, tartışması da var malum. E, ki bu e, mesela AK Parti içerisinde de aslında bir takım farklı görüşlerin çıktığı bir konu oldu. Evet. Ee, özellikle mesela işte Kadem İstanbul Sözleşmesi'ne e, destek verdi e, çok uzun dönem boyunca. Fakat İstanbul Sözleşmesi'nden çekilindi. Ee, bu sözleşmede işte LGBT'ye yol açıldığı yönünde yani oraya bir yöne, yönelim olabileceği yönünde eleştiriler geldi. Muhafazakar cenahtan özellikle. E, sen e, bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsun? İstanbul Sözleşmesi'nin iptali ve yine e, dediğim gibi bu LGBTİ tartışmalarını. Ben LGBTİ'den ne beyan ediyorlarsa yanayım. Ben İstanbul Sözleşmesi'nden yanayım. Ben özgürlük adına kim ne söylüyorsa ondan yanayım. Burada sorun şu. Herkes de onlardan yana. Herkes. Bütün siyasi partiler onlardan yana. Çünkü dünya, dünya siyaseti dönüşüyor ve değişiyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri de LGBT'yi ve kadınlar ne diyorlarsa onlardan yana olmak zorunda. Fransa da onlardan yana olmak zorunda. Herhangi bir Afrika ülkesi de, herhangi bir Asya ya da Doğu Asya ülkesi de onlardan yana olmak zorundalar. Ama politik rüzgarlar şöyle ya da böyle estiği için bir takım tavır değişiklikleri izliyoruz. Mesele bu. Yani dünya oraya doğru dönecek, daha fazla özgürlük için dönecek... Ve politikacılar da buna bir hal çaresi bulacaklar. Yani eğer İstanbul Sözleşmesini yüzde yüz onaylarsam kendi seçmenime ne diyeceğim filan gibi problemler yaşadıkları için bu böyle oluyor. Bu yoksa bu tartışmanın şöyle ya da böyle tartışılmasına gerek yok zaten. Bugün e, İstanbul Sözleşmesi kadınlar için iyi şeyler söylüyor da LGBT ile bize ne yapmak istiyor filan gibi bir tartışma abes zaten, abes. Yani biz e, çocuklarımızın ne e, nasıl düşüneceklerini e, bilmiyoruz nasıl tavır alacaklarını bilmiyoruz ama çocuklarımızın şu anda ne izlediklerini üç aşağı beş yukarı biliyoruz aralarında ne konuştuklarını üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Çocukların nasıl e, özgürce e, bu kalıpları kıracaklarını ve kendilerine göre, birilerine oy vereceklerini ya da onlarla beraber siyasal bir çizgide yürüyeceklerini de tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bunun önü alınamaz. Yani şunu mu anlıyorum ben buradan? İstanbul Sözleşmesi'nin iptali bu LGBTİ tartışmaları özellikle Z kuşağında oy vereceği bir sürece biz ilerlerken mesela AK Parti olumsuz yönde mi etkiler? Böyle ben mi bilemem o AK Parti'nin meselesi e, bu konuda e, ne kadar e, ne yani yapıyorsa o da CHP'nin CHP meselesi öbürü de İYİ Parti'nin meselesi. Tavrı çok net. Kimin tavrı net? E, şey, i̇ktidar Partisi'nin yani AK Parti'nin. İktidar Partisi'nin bu konudaki tavrı net değil. Henüz değil. Henüz bunlar e, tartışılıyor. Şimdi bunu buna bir kere buradan çekilmek İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin de bir takım etkileri var. Onları da tekrar değerlendirecekler herhalde. Sonuçta politikadan söz ediyoruz. Kimle politikadan söz ediyoruz? Okan'la politikadan söz ediyoruz. Okan ne gazeteci ne bir e, politik hareketi var. Hiçbir şeyim yok. Ben sadece hem e, sanat performans alanında hem medyalarında bir takım ürünler ortaya koyan bir adam ama hiçbir tartışmanın tarafı değilim zaten. Hı hı. Fakat bütün bu konular tartışıldığında ben ne söyleyebilirim? Şunu söyleyebilirim, diyebilirim ki özgürlük adına atılan hiçbir adım zaten geri alınamaz diyebilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani yapı ama genel konuşmak zorundayım çünkü e, ne bir parti temsilcisiyim ne e, bir gazeteciyim. Ya yani bunu kendi programlarımda da hissediyorum. Mesela bir işte senin programın gibi ben de şimdi bu. TV yüzde nokta evet. programda başa baş bir program yapıyorum. Mesela bir gazeteci kimliğim olmadığı için birisi bir şey söylediği zaman hadi canım o öyle değil diyemiyorum. <laughs> Çünkü benim tek Ay, derdim beni var. Beni de ne sıkıştırmıştın canım? Hayır hayır yani programın programın iyi geçmesi benim tek hedefim zaten. Ama bir gazeteci olsam mesela mesela araştırmacı gazeteci falan derim ki şöyle olmaz böyle olur. Şimdiki gündemde mesela haber kanalları zaten çoktan Dizi kanallarının filan yerini doldurdular. Türkiye bir haber kanalları cenneti. İyi de gidiyorlar. Haber kanallarında her gün bir tartışma izliyoruz biz. İşte şu niye böyle dedi, bu böyle dedi. En ince ayrıntısına kadar masaya yatırılıyor. Doğru. Ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili e, izlediğim bütün tartışmalarda ben de bir izleyici olarak görüyorum, diyorum ki bunun öne alınamaz buradan geri dönülemez. Peki. Şimdi biraz magazin. <laughs> Kadınları çözmek yerine onlar tarafından çözülmeyi tercih ederim demişsiniz Ne zaman, kaç sene önce bu? Ee, yani. 20 sene olmuş mu? Valla eski bu. Eğer eski. öyle dediysem çözüldüm, bitti. çözebilen bir kadın oldu mu siz? Tabii sizi? ki oldu. Oldu. Tabii ki. Çözüldünüz bitti. Artık bitti. Daha ne çözüleceğim? Bundan sonrası, yani her türlü beyin ameliyatı, <laughs> kalp ameliyatı. <laughs> e, e, böbrek aldırma her şey yapıldı. Yani kadınlarla daha çözülecek bir tarafım kalmadı benim. Bitti. <laughs> tamam. Birlikte olduğum kadının kafası çalışmasa da olur. Yani böyle, böyle, çok eski bir demeç de var. Dediniz mi bunu gerçekten? Dedin mi yani bunu? Herhalde artık fikrin değişmiştir. Çünkü şu an birlikte olduğun kişinin kafası çok çalışıyor. Gelsin soru. Genç Okan yaş yaşalmış Okan Bayülgen'in kadınlara ve ilişkilere bakışı değişti mi? Hayır değişmedi. Hep aynı bakıyorum ama Belki de o günlerde beraber olduğum hanımefendinin kafası çok çalışmıyordu. Ve bunu savunmak için böyle. Belki öylesin. böyle demek zorunda kaldım. Şimdi beraber olduğum hanımefendi çok güzel çalışıyor kafası. Harikulade bir kız. Onunla ilgili olarak da ben kafası çalışmayan bir kadınla olamam derim. Tamam. Söylemlerim değişiyor. Ben de e, yıllar geçtikçe şey yapıyorum dönüşüyorum diyorsun. Ben bir erkeğim diyorsun. hiçbir zaman bir kadın kadar e, prensipli ve sağlam duramam. Oo. Yani. Öyle bir çaremiz yok. Erkeklerin öyle bir çaresi yok. Yani böyle bir hani e, hani boş yere hava havatan e, böyle e, bir ataerkil ya da hayata e, macho ya da falokrat bakan bir adam gibi hiçbir zaman konuşmadım hayatımda konuşmadım. İlişkilerde herkes kendi rolünde mi olmalı gelsin soru bir taraftan. Geleneksel biri misin? Hiç değilim. Hiçbir e, geleneksel tarafım yok. Her şeyi e, aklımla mantığımla biraz e, tecrübelerimin yol göstermesiyle bulmaya çalışıyorum çünkü 6 yaşında yatılı okula gittim, e, e, sonra da yatılı okula gittim, sonra da yatılı okula gittim, yurt dışına gittim, sonra yurt dışından döndüm kendi evim vardı. Ben hiç evde değildim ki hangi geleneksel. Yani dolayısıyla gelenekseli bütün bir memleket toprağından e, bulmaya. Ee, anlamaya ve olmasının nasıl olması gerektiğini e, e, anlayıp ona göre davranmaya çalışıyorum. Şimdi o zaman bir şey soracağım. Çocuk meselesinde başka canlılara baktığın zaman erkeğin ve kadının yavrularla ilişkisinde kesin görüyorsun. Bizim adamlar bir de kadın taklidi yapıyorlar. Çocukla saatlerce oynuyorum. Öyle bir şey yok. Ben eski güreşen babaları, çocukla mesafe koyan babaları dürüstlükleri için çok daha değerli buluyorum. Bir adam tanıyor olsak işe gitmiyor, çocukla oynuyor sabahtan akşama kadar bu toplumda saygı duyulacak bir tip mi olur? Sorum şu. <gülüyor> ya <gülüyor> Bütün skandallar, çocuklarıyla, skandallarımla ilgili işte, sorun. <laughs> çocuklarıyla arasında mesafe koyan babaları değerli e, bulmamanız ateerkel bir tavır değil mi? Bu çok geleneksel değil mi? Değil Buradaki söz ee, e, eski babalar yani bizim neslimizin babaları bir kere tukaka değiller. Bir kere bir onları savunmak için söylenmiş bir söz. Hangi e, benim neslimin e, bütün arkadaşlarımızla konuşsak Hangimiz babalarımızı Allah aşkına tek laf ettiririz? Halbuki mesafeli babalardı. Değil mi? Bazılarındaki hayatta, bazılarındaki rahmetli olmuş. E, benim benim neslim çocuğuna daha düşkün, daha paranoid, daha e, esirgeyici, e, koruyucu, sevgisini daha çok e, gösteren nesil. Burada o lafı yiyen birileri var. O lafı yiyen birileri de e, e, kadının ve erkeğin sadece dişi ve erkek olmaları hasebiyle bir takım yükümlülükleri var, ödevleri var. Bu ödev erkekte... Çocukta Çocukla oynamak, sabahtan akşama kadar parkta peşinden kovalamak yerine gidip çalışmak ve çocuğun geleceğini sağlamak. Sadece o gününü değil, geleceğini de sağlamak. Bunları yapmayan kişiler görmüşüm ki etrafımda. Ben çocuğuma çok vakit ayırıyorum gibi havalar atmışlar ki bana ben de bu lafı söylemek zorunda kalmışım. Şimdi geçen hafta. Abdurrahman Dilipak konumuzdu. konuğumuzdu. Ee, o da yani dedi ki kadın kadınlığını bilsin, erkek erkekliğini. Çok buna yakın bir söylem oldu. Ben Abdurrahman Dilip çok beğeniyorum. Ee, Birçok röportajını izledim. Ee, özellikle e, kenevir konusuyla ilgili söylemleri. Özellikle sürekli e, her konuda e, yaklaşımlarını tek tek değerlendirip tek tek revize etmesi tekrar tek tek söylemesi bu benim anladığım hem yazılarıyla hem felsefeyle hem siyasetle hem ilahiyatla ilgili olarak söylediği bütün bunları tekrar gözden geçirdiği için bu açıdan benim için bir şöyle konuşan bir böyle konuşan adam değil hakikaten tek tek tekrar söylüyor yani katılayım katılmayayım ayrıca da çok önemsediğim ...bir adam ama ben onunla aynı şeyi düşünmüyorum. Mesela kadın kadınlığını bilsin, erkek erkekliğini bilsin... ...böyle bir yaklaşım yok ama kendisini çok beğenirim. Erkek olmak duyguları göstermemek mi demek? Bir erkeğiniz gelsin soru... ...toplumda saygı görmek için duygularını saklaması mı gerekir? Yok bunlar ödevler. Yani böyle ödevler verilmiş. Mesela ben e, sevdiceğimin yanında... E, bir kere belki ağlarım ikinci defa ağladığımda artık bir ayıp oluyor derim yani kendi kendime böyle zır zır ağlanır mı canım? Ama bu e, erkeğe biçilmiş bir kıyafet bir e, hareket tarzı belki bizden sonraki nesiller bizim gibi davranmayacak belki karı koca hüngür hüngür ağlayacaklar onlar. Ama ya bu var ben ya, ağlamam. Bu, Hayır. bu zamanın ruhu böyleymiş yani ben ağlamam demiyorum ben de ağlıyorum. Ama siniri bozuk meşhurlar gibi ağlamıyorum. Bazı meşhurlar sürekli ağlıyorlar. <laughs> her şeye ağlıyor. Kim onlar? Abi, herkes canım yani bir kişi, iki kişi, on kişi, yüz kişi değil. Psikolojisi bozuk. Hayır her şeye ağlıyorlar. ağlıyorlar. Bir, a, bir ağlama bir ağlama. Yani ben mesela geçen gün bir arkadaş toplantısında şeyle ilgili Rasim abimle ilgili sonra Ferhan abimin ona yazdığı Uğurlama mektubu ile ilgili bahsederken <laughs> diye böyle bir çözüldüm. Ondan sonra bir 5-10 saniyede kendimi toparladım. Ama çok etkilenmişim yani. Ben de etkilenmişim ki orada vurdu yani beni. Ama böyle hemen toparlamaya çalıştım. Bu öyle bir kılık kıyafet üzerimize dikilmiş. Yani. Erkek çok ağlamaz. Hayır demiyorum canım. Birisi Ay, çok ağlarsa. Çok ağlayanlar da var. Ya Ay. iyi de şimdi bu ama hangi Sürekli zamanda yaşadı erkek Ya var işte a, erkek a. Yani ağlarsa da ağlar çok aşık olmuştur ağlar. O da bir delikanlıktır yani. Hani çok ağlamak da delikanlılık olabilir yani. <laughs> Ama ben buna karar veremem yani bunu insanlar kendileri karar versin. Ben böyle böyle bir şey yapamam zaten. Hani televizyon televizyona çıkıyoruz diye de böyle olmaz. Mesela bir ara ben bunu çok dinlendirdim benim medya medya canavarı medya arkası falan gibi bölümlerde. Yani biz bizdeki dedim ki bütün kadın programları. Öğleden sonra kadın programları, işte evlendirme olsun, işte yarışma olsun bilmem ama yani kadın kuşağı diye bir kere kadınlar böyle geri zekalı programları hak etmiyorlar bir, iki oraya bir takım adamlar çıkıyorlar, şöyle şeyler anlatıyorlar. Erkek böyle olur, evlilik şudur, inanan insan böyle davranır. İşte efendim boşanma şöyle olur falan. Bir bunlar var. Bir de tadına doyulmayan Magazin programları var. O onu dövdü, bu çocuk aldırdı, bu estetik yaptırdı üzerinden giden. O programlara çıkanlar da hani geleneksel Türk ahlakının, toplumun e, nasıl e, yaşaması ve ne yapması gerektiği konusunda ahkam kesiyorlar. Ve bunları baktım baktım bütün programlarda da anlatırken dedim ki yani dünyada hiçbir televizyonda bu kadar felsefe programı yapılmıyor ya. Çünkü bizzat felsefenin ana konularını ele alıp, Onları böyle yemek yaparken, adam evlendirirken filan anlatıyorlardı yani. Ama ben hiç bu topa girmem yani. Şöyle olur, böyle olur filan demem yani. Şimdi ilişkilerinizde, ilişkinde baskın karakterli misin? Yoksa böyle ee, minnoş musun? Yoksa zor biri misin? Nasıl olursun işte? Ee, bir kere yani herhalde hem baskınım, hem zor biriyim, hem minnoşum. ...bir kadının elinde bunların hepsi olursun. Hangi erkek bunun aksini söylüyorsa... ...belki hani mesela minnoşlukla... ...ne kastettiğini bilmiyorum ama... ...hani tatlı şeker bir şey herhalde. Yani sen... ...akıllı bir kadınla... E, ...üç gün minnoş olmazsın. Sonra minnoş olursun. Bir baskın olmaya çalışırsın. O da sana he 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 der. Ondan sonra bak, bak, bakarsın ki... ...baskın da değilsin. Ondan sonra... E, Sonra başka ne vardı? Ne oluyorduk? <laughs> bir de e, zor birimsin. Ha zor. Zor birimsin böyle de bir şey var. Çok zor biriyim Çok falan. zor. Niye zor bir olayım? Ya kolay biri olmak isterim hep. Yani. E, Ay sen zorsun. Ya bir erkeğin bir erkekle beraberken <laughs> ne olacağı önemlidir. Çünkü erkekler arasındaki ilişki, otur kalk gel racon falan... ...daha çok sanki e, e, hem ritüeller açısından hem seremoniler açısından daha belirli bir şeydir mesela. Yani bazı kimi adam masaya oturduğunda hoş geldin abim denilir falan. Demek ki onun da bir raconu var falan ama bir kadınla olmaz hoş geldin abim falan öyle bir şeyler. Her erkek bir kadının elinde paçavraya dönecektir. Yani hayat bunu gerektirir. O Öyle böyle şey yapmanın, ahkam kesmenin gereği yok. Bu sene öyle değilsin. Bir süre sonra olacaksın. Ya şey merak ediyorum biliyor musun? Bir dönem çok çapkındın. Çok ben fazla. Mi? Evet, tabii tabii çok fazla güzel kadınla birlikte oldun. Bunların böyle bunlar içerisinde model olanlar vesaire vesaire bunlar da vardı. Ben bazılarını da tanıyorum aslında. Şimdi seni de tanıyorum. Ya sen e, şimdi şöyle sen ne mesela? Nasıl bahsederler benden? <laughs> nasıl bahsederler benden? <laughs> yani eski bilmiyorum. aşk defterleri açıyor. Yani, Hayır, bunu ki. sormayacağım. <laughs> bunu soracağım. Şunu soracağım. Şimdi. Ben mesela seninle sohbet ettiğim zaman böyle bir iki üç saatin üzerinde gerçekten ki belli bir kültür düzeyinde olduğuma inanıyorum. Ama beyin devrelerim yanmaya başlıyor. Sen bu insanlarla mesela, ne konuşuyordun bunların çoğuyla çok merak ediyorum. E, konuşmuyorduk yani konuşmuyorduk bazılarıyla bazılarıyla <laughs> e, konuşuyordum. Yani bilmiyorum ki ama hiçbir zaman benim için e, geçmişteki evliliklerimde, ...beraberliklerim de tabii ki çok değerli... ...ne bahsederim ne... ...ya tatlı tatlı bahsederim ama genelde... ...arkadaşlarım da bilir... ...anlattığım şeyler... ...benim düştüğüm komik durumlardır... Ee, ...çünkü... ...bu anlatılır zaten yani yoksa... ...geçmişte yaşadığım ve saygı duyduğum... ...şeylerden niye saygısızca söz edeyim... ...öyle bir şey hissetmiyorum ki... ...ama kendi... ...düştüğüm komik durumları anlatırım bazen... ...ama onun dışında e, iyi ki e, böyle şeyler oldu. Bir aralar çapkındın. sanki şimdi şimdi çapkın mısın hala? tabii ki çapkınım ruh olarak ama aynı kişiyle beraberim. Onu aldatmıyorum, nasıl bir şey? kandırmıyorum. Çapkın aldatır canım. Hayır. Ya ben be, beyin olarak yani bunu şöyle ya şöyle bir durumda mı kalıyorum şu anda? Onu da hiç istemiyorum. Mesela çok ünlü bestecilere soruyorlar ya böyle hep bizde televizyonda da... Ulen işte bu kadar aşk şarkısını nasıl yazıyorsun filan? <laughs> Hepsini karına mı yazıyorsun diyerekten. O da diyor ki hayal ediyorum falan. Yani böyle bir durumda kalmak istemem. Ama yani beynim tabii ki çapkın bir beyin yani gösteri işi içindeyim. Ama... Selinle beraberim onu seviyorum onunla beraber olmak istiyorum ee, Ondan başka hiç kimseyi istemiyorum o da sağ olsun o da beni istiyor yani tamam bu çok güzel değil mi ama bu hani kimsenin böyle bir e, bayrak indirdiği artık e, yetmediği e, heyecanlı yitirdiği anlamına gelmiyor Peki ee... <laughs> Şimdi zaman zaman e, özel hayatınızla ilgili rapor veriyorsunuz. Yani 2017'de bir röportajınızda verdiniz, 2018'de e, cinselliği bıraktığınızı söylemiştiniz. Yıl 2019 başka Ay. bir şey sö söylediniz. Ya yaklaşık iki senedir bu konuda bir rapor vermiyorsunuz biliyorum ama gelsin soru. Neden zaman zaman özel hayatınızla ilgili rapor vermek Türk halkını e, bilgilendirmek ihtiyacı duyuyorsunuz? Ya o bir. Ee, çok tatlı bir e, hanımefendi e, ben röportaj yapıyor. Röportaj bir başladı, seksle ilgili başladı. Sonra tekrar seks sorusu, tek, tekrar seks sorusu. Ama genç de bir röportör hanım. Ee, ondan sonra diyor ki yani mutlaka o röportajda şöyle bir dert de var gazeteci olarak. Çok iyi biliyorsun yani başlığa ne çıkaracağız? Başlığa ne çıkaracağız? Tabii. Bir şey çıkaralım ama işte bana ne soracak o sırada? Tiyatro var. Bilmem ne var. amedius oynuyorum. Şu var, bu var falan filan. Hani ne kadar Mozart'la Salieri'nin dünyası içinde kaybolabiliriz bir röportajda Sürekli seksle ilgili bir şey soruyor. Röportajın ortasında dedim ki seksi bıraktım kardeşim. <laughs> Herkes rahat etsin. Dedim ki bıraktım. Yani sıkıldım çünkü yani sorulardan. Dedim ki bıraktım. Aa olur mu falan filan. Bıraktım filan diye. Ondan sonrasında biraz dalga geçerek ilerledi. Ve sonuçta baktık ki... Böyle bir Mahşet, başlık çıktı. E, seksi bıraktım e, falan diye e, şey yapıyor. Bunun üzerine komik olan taraf Selin beni terk etti. Gerçekten mi? Evet. Dedim ki böyle salakça bir şey niye yapıyorsun yani? Ben işte sana anlatıyorum niye bu röportajda bunlar bunu başlık yapmışlar falan. O kız da haklı. Sonuçta ben dalga geçmek için söylediğim şeyi e, başlığa taşıdı falan. Ondan sonra... Çünkü Selin'e de işte birileri demiş ki işte sosyal medyadan filan tarz etmişler. Ben seksi bırakmış bir adamla yaşayamam dedi. Ya bırakmadığımı biliyorsun Allah Allah <laughs> senden başka kim bilecek filan. Ondan sonra neyse. <laughs> neyse sonra... <laughs> bu kadar özelini merak etmedik ama terk ettik. <laughs> hayır hayır ilginçmiş. sonra söyleyeyim. Sonra da dedim ki bir tekrar bir röportaj vardı. Ben de hani Selin bana geri dönsün diye röportajda geri döndüm dedim. Sonra Selin Hanım da size geri döndü. Evet evet. Anladım, anladım. Demek ki e, birazcık daha böyle sinirlenerek değil de değil mi? hayır Olacakları yani, düşünerek yani bu, konuşmak ama lazım. Ama bu işte bazı şeylerin gadine uğruyoruz yani röportajların, konuşmaların filan. Yani ben de bugüne kadar hakikaten bir laf skandalım e, haksızlığa uğramam dışında pek yoktur yani. E, hani bu kadar e, çok röportajı, canlı yayını bilmem neyi şunu bunu kontrol et ama mutlaka başımıza bir şeyler geliyor. Evet. Şimdi başımıza bir şeyler geliyor deyince Fazıl Sayla eşinin son birkaç güne damga vuran bir açıklaması var. Dediler ki bizim ayrı evlerimiz var. Evli oldukları halde iki ayrı evimiz var. İşte birbirimize sırt çantasıyla gidip geliyoruz. Bu da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. E birçok kişi dedi ki nasıl ya evliler aynı evde yaşamıyorlar mı? Niye iki ayrı evleri var vesaire? Sen ne düşünüyorsun? Şimdi ben üçüncü kişiler hakkında konuşmak istiyorum ama... Onlar özelinden ama, değil. Ama Fazıl, Fazıl'la daha evveli gün beraberdik değerli eşiyle birlikte. Hatta çok önemli bir sanatçı abimizle beraberdik. Ondan sonra bir ev toplantısında az kişiydik. Ondan sonra sosyal mesafemiz falan çok tatlıydı. Çünkü onlar bana göre büyük kişilerdi falan... Ee, ama ben Fazıl da değerli eşi de e, hakikaten bir evli hayatları var orada gördüm. Ama onlar da bazen yazmayı falan seviyorlar herhalde ki böyle kendileriyle ilgili sonra cevap veriyorlar e, filan ki bunlara bunlar başlarına geliyor. Herkes istediği gibi yaşar canım. Yani böyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi de biraz hani bir başlık şey gibi sen de onu alıntı olarak evet. kullanıyorsun. Hiçbir şeyi ateşlemiyor canım. Yani böyle bir fitil de yok. Böyle bir ateş de yok. Kimsenin umurunda değil. Yani bir kere toplumsal kurallara saygı ya olarak biz da zaten ama. evlenmiş insanlar zaten toplumsal kurallar içinde yaşıyor. Birisi bu kuralları arıyorsa diye söylüyorum. İsterse iki eve dağılır oturur. İsterse 12 eve dağılır oturur. Daha iyi bir şey mi peki acaba böyle iki ayrı evde oturmak? Ha bu o Ona nasıl bakıyorsun? belki eş dost merak arasında bunu konuşacak olsak hani diyelim ki işte ben de evliyim sen de evlisin. Sen kocanla oturuyorsun ben eşimle oturuyorum falan. Hani bunu aramızda belki birbirimizi çekiştirirken falan konuşuruz. Deriz ki ya işte iki ev olsa daha iyi değil mi falan. E insan gücü yeterse diyelim ki bir apartmanda bir sürü daireyi alır. Eskiden köşkler apartmana dönüştüğünde böyle oldu. Çok güzel bir şeydir o. Mesela eskiden böyle İstanbul'umuzda köşkler vardı, şeyler vardı. Bunlar apartman olunca orada apartman yapanlar onun dörtte birini köşk sahiplerine verdiler. O zaman çok kötü anlaşmalardı tabii. Köşkün yerine yapılan apartmanda mesela dörtte biri atıyorum 20 tane daire yapıldı. Beş tane daireyi alır birisine işte kadın oturur öbürüne adam oturur öbürüne aileden birileri oturur falan filan olur. E, şimdi evlilikle ilgili bir şey sormak istiyorum. Çünkü zamanında toplumsal normların çok dışında söylemlerin vardı. E, yaptığın e, TV şovları bile aslında e, belki bunun içinde ben evlilik sayını duyduğunda duyduğumda çok şaşırmıştım. E, çünkü evlilik de aslında toplumsal bir kural ve dayatma gibi görülüyor. E, yani bazı insanlar bunu böyle görüyor. Gelsin soru. Sorum şu. Bu kadar asi yaşıyor gibi görünen bir adam neden evlenir? Bu kadar çok? E çünkü bir kadına aşık oluyorsun. Dört Ve, evlilik bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Evet ama bu sanki bir benim ayıbımmış gibi Yok, de değil Yok hayır canım yani. Aa, olur mu Allah ya? Allah Allah. Bu benim ne Ay kadar toplumsal değerlere saygılı olduğumu gösteriyor. Dört kere evlenmişim işte daha ne yapayım bu toplum için? Yani ama benim e, sevdiğim e, beraber yaşamak istediğim e, e, kadınların e, la, ...o ilişki evliye gitmiş, o, o zamanki aile yapısı e, e, böyle bir şey gerektirmiş filan. Yani kolay değil çünkü e, evlilikle ilgili marjinal bir şey söylemek filan zaten çok demode. Yani evlilik iyi midir, kötü müdür? Ha 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 otur sabahlara kadar konuş. Bir kere... E, yani hangi açıdan baktığına bağlı. Yani işte Schopenhauer'da 100 yıl önce yazmış bunun ne olduğunu. Öbürü de bir şey söylemiş. Beriki de bir şey söylemiş. Kafana hangisi uyuyorsa. Ama asıl meselemiz tabii ki çocuk. Ben de hep diyorum ki yani evlenmişler. Evde bir köpek var ya da bir kedi var. Yani ben de onu evlenenlere de diyorum ki yani Matrak geçmek babında yani bu çocuk değil, bunun yerine bir insan evladı koymanız lazım. Yoksa evli evlenmek biraz garip geliyor bana diyor. Mesela bunu ama bir yani televizyonda söylemek için söylemiyorum. Arkadaş arasında birbirimize takılırken söylüyorum. Böyle bir dönemde çok her şeyin hızlı tüketildiği bir dönemde bir kız çocuğu yetiştirmek, bir kız çocuğunun babası olmak nasıl bir duygu? Benim kızımın babası olmak çok güzel bir duygu. Ben ona bir bir, bir kız çocuğu gibi gelmiyor bana. O benim İstanbul'um, canım ciğerim, bir tanem. Ee, ona karşı bir adanmışlığım var ama ödevlerim var. Onun bir kişiliği var. O onun kişiliğine çocuk yaşta Kız babası olmak kadınlara bakışını değiştirdi mi? Tabii ki. Mi? Her gün ondan bir şey öğreniyorum. Yani her gün o büyüdükçe daha çok öğreniyorum. Ama diyelim ki bir arkadaşım var. Benim kızım Allah hepimizin çocuklarını bağışlasın. Benim kızım şimdi 11 buçuk yaşında. Diyelim ki arkadaşımın kızı 16 yaşında. Aman efendim, ona ona hep sorular soruyorum. Diyorum ki sen benden daha çok biliyorsun mutlaka. Yani çünkü bu babalık da öğrenilecek bir şey. Öyle babayım falan diye böyle hayata başlayamaz. Babalık da öğrenilecek bir şey, ciddi bir şey. Ama unutmamamız lazım ki benim ona karşı ödevlerim var ve ona hayranlıkla bakıyorum yetişmesine elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ödevlerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Sonra da o beni sevsin istiyorum. Onun beni sevmek gibi bir ödevi yok. Benim ona babalık yapmak gibi bir ödevim var. Ve onun bir e, bir kişiliği olduğunu, onun doğduğu andan itibaren evet benim genetiğimden gelebilir. Benim kızım olabilir ama sahip olduğum bir insan değil. Ödevli ve görevli olduğum bir insan. Yani beni sevmek gibi bir ödevi yok. Yani beni sevmezse sizi sevme, Beni sevmezse... sevmezse kahrolurum. Hı hı. Ben çok onu seviyordur. çok seviyorum çünkü. Zaten ben Ama de bu, ediyorum. Ama bu her anne babanın ben buradan kimseye ukalalık yapmış olmayayım. Bu her anne babanın bildiği şeyi söylüyorum. Benim babalığım henüz buçuk yıl oldu. Babalık konusunda da öğreneceğim şeyler var. Hiç ukalalık yapacağım bir konu değil. Her anne baba çocuğuna adanmıştır. Adanmıştır. Canını verir çocuğu için. Çocuklar da anne babalarını severlerse anne babalar da çok mutlu olurlar. Peki çok kısa bir ara için izin rica ediyorum. Ardından buradayız. Aranlardan tekrar birlikteyiz. Şimdi şu şey var ya Can Yaman böyle kadınlar bileklerini falan kesiyor Can Yaman için. Siz <laughs> ondan çok daha seksi bir adamım. Can Yaman'la dalga geçebilecek kadar seksiyim. Yüzümde ruhum var. Dediniz. Gelsin soru. <gülüyor> <gülüyor> Neden kendini Can Yaman'la kıyasladın? Kıskanıyor musun Can Yaman'ı? Deli gibi kıskanıyorum ve her gün rüyamda Can Yaman'ı görüyorum. Ya kadınlar peşinde. Yani e, tabii can yamanın peşinde olan kadınlarla bir şeyim yok yani bir <laughs> beklentim yok. Hiçbir kadından bir beklentim yok. Tabii ki ben show programları yaparken dilime doladığım e, toplumun ortak paydası olan e, insanlar var. Allah'tan bugüne kadar bu insanlar tarafından da sevildim. Yani tiye aldığım, dalga geçtiğim e, laf ettiğim insanlar tarafından bu bütün toplumun ortak paydası olan insanlar tarafından da çok sevildim. Hatta e, Can Yaman'la en çok uğraştığım dilime doladığım zamanlarda da Can Yaman'dan çok sevgi dolu mesajlar e, aldım. Ya kişilerin ağzından ya biz bizzat telefon mesajı olarak. O yüzden memnunum. Çünkü e, kırıcı olmadım. Yani. E, çünkü ilkelerim hep oldu. Bir insanın varoluş meselesiyle hiç dalga geçmedim. Nedir varoluş meseleleri? Meslektir. Nedir varoluş meselesi? İnançtır. Nedir varoluş meselesi? Umuttur. Bunlarla hiç dalga geçmedim. Kimsenin umudunu küçümsemedim. inancını küçümsemedim. Mesleki olarak şeylerini, arzularını küçümsemedim. Ama komiklikler yaptım. Bütün ortak paydamız olan e, sanatçılarla ilgili ve zaman zaman küsmüş olsalar da sonradan e, bu şakaların aslında e, kırıcı olmadığı ve onlara gerçekten zarar vermediğini gördüklerinde mizahi programlar yapan bir adamın iyi niyetli olduğunu anladılar sanıyorum ya, ki. Bir şey soracağım. Neden böyle? Mesela şimdi ben burada çıksam birileri hakkında konuşsam. Gerçekten beni mahvederler. Ya yani Böyle her gün dakikada bir beni mahkemeye verirler. Ama mesela sen. Benim NTV'de çalıştığım dönemde. Nerede? NTV'de çalıştığım evet. dönemde sürekli programında benimle dalga geçiyordun. Ya yani evet. Mutlaka hatırlıyorsundur. Sürekli benim yürümemin taklidini yapıyordun. Evet. Bu kız sabahtan akşama yürüye yürüye her geçen gün biraz daha beynini kaybediyor falan demiştim. Bir gün bunu yürütmeyin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama o sırada ama size bir yürüme. Ama ben sana kızmıyordum. Evet ama canım efendim. O sırada e, siz hepiniz yürümeye başlayınca modeller gibi, e, catwalk gibi, podyum gibi ben de dedim ki bunların hepsinin yürüme ihtiyacı bir anda baş göstermiş olamaz. Çünkü siz kocaman bir stüdyoda şuraya geçiyordunuz bu haberi sunuyordunuz sonra bir müzik eşliğinde e, catwalk gibi yürüyerek öbür tarafa geçiyordunuz ve siyasi bir haber sunuyordun. Öbür tarafa yürüyerek geçiyordun. Ama herkes yürüyordu. Sen sürekli 30 beni, kişi benim görüntülerimi veriyordun. Tıkkırı 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 yürüyordun. Bir de ağzında müziğin taklidini yapıyordun. Evet tabii ki ama bunun sana ne zararı vardı? Yani ne olmuştu? E, herkes anlıyordu ki. O sırada kanaldan birileri size yürüyün demişler. Siz de yürüyorsunuz. Yani bunda bir bir şey yoktu. Tabii ki televizyonculukla ilgili çok sert girdiğim şeyler de oldu. Geçen gün bir... Ee, söyleşi de yine bir televizyon söyleşisinde dedim ki e, bütün e, dizi kanalları e, yöneticileri bu kanalları bu hale getirenler istifa etsinler ve bu mesleği bıraksınlar bu bir haysiyet meselesi haline geldi artık dedim bak ne kadar sert girmişim herkese ama o insanlarda haysiyet meselesi diyorum daha ne diyeyim yani. Televizyonculukla ilgili, televizyon mesleğiyle ilgili, basın prensipleriyle ilgili, eğlence sektörünün olması gereken prensipleriyle ilgili, gerçekten seyirciye saygı duymakla ilgili, bir mesleği aşkla adanarak yapmakla ilgili, bunları söylüyorum. Kimse bana cevap vermedi, veremez de. Nasıl verecek? Ben bu mesleği seviyorum, bu mesleğin, bu mesleği e, şöhret olmak için de yapmıyorum. Para kazanmak için de yapmıyorum ama sonuç olarak hem şöhret oluyorum hem para kazanıyorum. Bu meslekle ilgili bir şeydir. Değerli olan e, meslektir, profesyonel olmaktır ve işini iyi yapmaktır. Biz Bizim bu geleneğimiz de böyle, her şeyimiz böyle. Biz işini iyi yapana, riyakarca yapmayana, candan yapan insana e, saygı duyarız ve bu hikayeleri anlatırız. Dünyanın her yerinde bu yoktur. Bizim ülkemizde vardır. Adam güzel ciğer yapar kardeşim. Önüne ciğer tabağını kafana vurur gibi atar. Ama gene gider yersin. Gider yersin. Hı hı. Yani bitti. Bir, peki şöyle. Herkes de mi eleştirilecek bir taraf var? Evet. Herkes de beni eleştiriyor. Niye? Niye eleştirmeyelim? Maksat niyettir. Niyettir. Her zaman bunu anlattım. Terbiye... Terbiye sözlerde değildir, kelimelerde değildir. Terbiye tavırdadır, niyettedir terbiye. Doğru. Saygı, saygı tavırdadır, niyettedir. Sözlerde saygı beklersen herkes birbirine yaltaklanır. Kendini Aa, eleştiririz, mısın. kendini eleştirsen. Kendimi herkesten fazla kendini, eleştiriyorum. Ne, nasıl diyorum eleştiriyorsun? Ki, kafamı duvara vurdum diyorum kaç kere. Ne, ne, neydi kafamı yapamıyorum duvara vurduran? Diye. Neyi yapamıyordun? Yapamıyordum, Programı beğenmiyordum yaptığım programı. Hangisiydi? Program. Zagada yaptım. Gece kuşunda yaptım, televizyon çocuğunda yaptım. Sonra ama işi e, e, ıkına sıkıla yapmasını öğrendim, bir tarz geliştirdim, yavaş yavaş tarzımı oturttum ve bugün benim bir tarzım var. İletişim Fakültesi'ndeki e, genç bir e, çocuk benimle ilgili bir tez yazıyor, Okan Bayülgen yöntemi diyor. Kaç tane var böyle? Okan Bayülgen yöntemi. Okan Bayülgen'in iletişim yolu. Okan Bayülgen tarzı televizyonculuk. Okan, Okan'ın yaptığı şey gibi. E, ben bu işi yaptığıma göre demek ki birileri e, benim iletişim yolumla ilgili bir şey yazıyor, çiziyor. Ben de diyorum ki arkadaş ben bunu kendim icat etmedim. Her mahallenin kıraathanesinde benim iletişim yolumla konuşuluyor zaten diyorum. Ben, on, ben bunu onlardan öğrendim diyorum. A roman çok güzeldi. Ee, o dönem e, izleyen herkesin kalbinde yer etti. Sorum şu: Duygu olarak A romanın üzerine çıkmış bir işin var mı sence? E, A roman film olarak başarılıdır. Hem şu film olarak başarılıdır. Bir Türk-Yunan ortak yapımı olan Nesli Çöl Geçen'in Oyun Bozanı kendi türünde başarılıdır. Birçok başarılı filmim var ama film kolektif bir iştir. Senin tek başına böyle film çok kötü ama çocuk iyi oynamış filanların olmaz. Dolayısıyla iyi işlerim de var, kötü işlerim de var. Ama sinema benim pek aşıklısı olduğum ama artık yapmak istemediğim bir konu ülkemde Ama tiyatro hem aşıklısı olduğum hem durmadan yapmak istediğim bir şey. Sinema neden öyle şu anda? E, sinema e, ülkemizde e, kendi dilini oluşturamamış, bulamamış. E, Türk sineması diye bir geçmişteki filmlerden e, bahsetmiyorum. E, Lütfi Akat'tan bahsetmiyorum örnekse, örnek vermem gerekirse. Ama... Ee, ...yakın tarih Türk sinemasının bir dili yoktur. Ne komedide bir dili vardır, ne sanat sinemasında bir dili vardır. Ha, birileri bana işte e, filan festivallerde alınan e, ödülleri örnek gösterecekse... ...o ödülleri alan filmler zaten sadece o festivallere gönderilmek üzere yapılmış ödevlerdir bence. Onlar sinema değildir. E, komedileri de e, haz etmiyorum. Sanat filmlerinden de haz etmiyorum çünkü bu kadar kolay senaryo üretilebilen her hayat hikayesinin film gibi olduğu neredeyse bu kadar cefa çekmiş çektiği cefaya rağmen muhteşem mizah üretmiş bir toplumun bir sinema dilinin çoktan olması lazım yanı başımızdaki 12 milyon Yunanistan'ın 12 milyonluk Yunanistan'ın bir sineması var. Seyircisi yok ama sineması var. İran'ın bir sineması var. Macaristan'ın bir sineması var. Çekoslovakya'nın sineması var. Polonya'nın sineması var. Rusya'nın sineması var. Afganistan'ın bile, Afganistan'ın bile sineması var. Afrika'nın sineması var. Türkiye'nin sineması yok. Bir sinema dili Şimdi yok. Sinema izleyicisi Recep İvedik'i tercih ediyor en çok. Recep İvedik'le ilgili bir şey söylemiyorum. Hı hı. Recep Yo, ben İvedi, bir çok... tartışmaya çekmek yani, istemiyorum. Evet. Sadece ama, başka bir şey anlatmak ama istiyorum yani, tercih edilen bu. Ama yani e, gişe sineması, sanat sineması bunlar farklı türler. Bu türler olabilir. Ama bizim sinemamız yok dünyada. Türkiye'nin sineması ya da Türk sineması diye kimse sözüne etmiyor. Ama biz böyle işte filan film filan yerde e, ödül aldı diye aramızda konuşuyoruz. Seveni vardır sevmeyeni vardır ben kimsenin beğenisine karışamam. Ama bizim e, e, Ertem Eğilmez, Lütfi Akat e, ya da e, diğer ustalardan birçok usta yani isimlere boğmayalım e, bu ustalardan alınan ee, o zamanın zor koşullarında yapılan sinemayı hele hele bugünün e, rahat dijital şartlarında e, çok daha e, ileriye e, götürmemiz gerekmez miydi? Yani kim Metin Erksan'ın üzerine bir şey koydu? Kim Lütfü Akad'ın üzerine bir şey koydu? Kim Ertem Eğilmez'in üzerine bir şey koydu? Kim... Burada ismini sayamayacağımız kadar çok Yeşilçam emekçilerinin yaptığı sinemanın üzerine bir şey koyabildi. Konulmadı. Öyle havanda su dövülüyor. Herkes birbirine ağırlıyor. E, aferin sana diyor. Dizilerle ilgili bir şey soracağım. Son dönemde televizyonda en çok tutulan diziler Gülseren Buğdaycıoğlu'nun yazdığı e, psikoterapi e, ağırlıklı kitapların uyarlamaları. Zaten kendi danışanlarını anlatıyor aslında bu kitaplarda da. Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Storytel'de de e, kitapları çok fazla dinleniyor. Hatta evet. ben şimdi Storytel'in en çok dinlenen e, seslendirdiğim kitaplar, en çok dinlenen kitapları baştan sona birçok eski kitabım ve yeni kitabım çok mutluyum. Bir medyacı rekabet anlayışıyla sabah 4'te beşte bile e, büyük bir şey olduğu için Storytel'in ismini veriyorum, e, platform olduğu için ismini veriyorum e, ve çok sayıda kitabı sesli kitaba dönüştürdükleri için ismini veriyorum. E, Bakıyorum ki ben mi çok dinleniyorum, o mu çok dinleniyor. En çok kıskandığım Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları. Şimdi. Ama onları geçtim. O. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Neden psikoloji ağırlıklı diziler bu kadar izleniyor? Hatta buna kitapları da katayım. Kitaplar bu kadar tercih ediliyor. Toplumun topluca bir terapiye mi ihtiyacı var acaba? Her zaman terapiye ihtiyacımız var. Ben bütün show programlarında bunu anlattım. Bizim... E, gelenekselimizden koptukça e, şehir hayatına uyum sağlayamadıkça yani Türkiye'nin yüzde 93'ü şehirlere e, göçtükten ve şehirlerde yaşamaya başladıktan sonra bu kadar kısa süreli köyden şehire göçle beraber e, şehirde yaşayan herkesin yani Türkiye'nin 93'ünün hakikaten büyük e, Problemleri var hepimizin var benim de var bir de bunu buna ekonomik şartları ekle bir de buna bugünkü pandemi şartlarına ekle ee, kolay bir şey değil Allah herkese kolaylık versin o yüzden mi bunlar çok tercih ediliyor acaba başkalarının ha, bile, ha. sorunlarını izlemeyi okumayı niye bu kadar Ha be ama seviyoruz bu önemli yazar açısından konuya yaklaşacaksak bir kere bu. Ben tanımam etmem Gülseren Hanım'ı ama onun herhalde kendi başarısı demek lazım. Çünkü bu hem başvuru kitabı hem çok satan kitaplar dediğimiz bu tip ya da hayat tarzı, psikoloji kitapları, falan filan çok okunan bütün dünyada bu Amerika'dan başlayan biliyorsun bir moda. Şöyle ondan. ben Bunlar... Gülseren Hanım açısından bunu aslında sormuyorum biliyor musun? Gerçekten bu arada çok başarılı. Ben de hani bazen bakıyorum, ediyorum ama yani şimdi sürekli başka diziler in... başarılı değil. Diziler Gülseren Hanım başarılı da diziler başarılı değil. İşte sürekli ama başka insanların yani böyle sorunlarını yani neden bu kadar bunun meraklısı olduk mesela Müge An'ın programını izliyor musun? Bir ara hastasıydım. ben izliyorum. Nigar Kanlı ben ona öyle diyorum. Yıllarca show programlarında öyle dedim. Daha çok tutuldu benim söylediğim isim. Çünkü programlar yani bir tek Niger Kanlı'nın programlarının başarılı olduğunu söyleyebilirim yani son yıllardaki televizyonculuğumuzda. Yani inanılmaz bir reytingi var. Şimdi ben izliyorum böyle hafta içi denk geldiğim zaman. Ee, ve böyle e, sürekli işte insanlar bir sorun, bir işte kargaşa, bir e, kaçırılma, bir kaybolma e, durumu çok gerçek olduğu için mi bu kadar tercih ediliyor? Ya niye biz bu kadar sorun izleme meraklısıyız ya? Onu merak ediyorum ben. Ne düşünüyorsun bu konuda? Herkes bunun meraklısı. Ya elin Almanı, Fransızı, İspanyolu, İtalyanı, Amerikalısı başka bir şey mi yapıyor? Onlar da gündüz saatlerinde bunları izliyorlar. Kimsenin bir farkı yok kimseden. Ama en çok tercih edilenin bunlar olması Hayır öyle bir toplum olamayız. Bir de televizyonda neyi arz ettiğinizle ilgilidir. Yani ben yıllarca bunu bağırdım. Yani e, televizyonda neyi arz ettiğinizle ilgilidir. Neyi arz ettiğinizde sizin cibiliyetinizle ilgilidir. Eğitiminizle ilgilidir. E, hayata bakış açınızla ilgilidir. Falan filan. Yani Türkiye'de gerçekten saygın bir televizyon sektörünün yaratılamamış olması bu kadar içindeki saygın insana rağmen ki onlar demek ki çoğunlukta olamamışlar. Bu kısa yoldan para kazanmak isteyen, zengin olmak isteyen, mesleği sevmeyen, meslek ilkelerini tanımayan, gösteri işini, meslek ilke illa gazetecilikten bahsetmiyorum, gösteri dünyası için olan işleri bile sevmeden yapan insanlarla dolu. Yani e, maalesef başarılamadı. Sinemada da başarılamadı. Ee, televizyonda da başarılamadı tiyatroda başarıldı şöyle aslında yeni nesil şöhretlerin hepsi çok böyle birkaç sene içerisinde tükenip gidiyor ve biz hala eskiden gelen kim varsa onlarla hayatımızı sürdürüyoruz yani mesela işte Hülya Avşar hala Hülya Avşar İbrahim ha. Tatlıses Hala İbrahim Tatlıses evet. mesela Show başladı. Tutar mı tutmaz mı falan ben de deniyordu. Evet. O, evet biliyorum sen de katıldın. Polat Yağcı çok akıllıca bir şey yaptı orada. Ve Polat'a herkes tutmaz falan dedi ben o süreci biliyorum. Evet. Yani İbrahim Bey'in kendisi bile aslında böyle hani... E, bu kadar tutacağını bence beklemiyordu Polat onu yüreklendirdi ve tuttu. Yani ben her hafta görüyorum. Her hafta ilk onda her hafta bir şekilde Twitter'da bir adı var yani programın. E şunu demek istiyorum. Yani işte Okan Bayülgen hala Okan Bayülgen ortak payda. Ortak payda ya da değil meselesi var. Tam olarak cevap bu. İbrahim Tatlıses birileri sever, birileri sevmez. Birileri saygı duyar ya da birileri duymaz. Hülya Afşar'la ilgili de öyledir. Okan Bayülgen'le ilgili de öyledir. Birçok kişiyle ilgili, herkesle ilgili öyledir. Ama bunlar ortak paydadır. Ortak payda olabilmesinin nedeni dün gece hepimizin ortak olarak bunu seyretmiş, bu insanları televizyonda izlemiş ve ertesi gün iş yerinde ya da evde bu insanlardan konuşuyor olmamız. Şimdi bugünün yayıncılığında bu kadar çok frekanslı, bu kadar kimin ne izlediği belli olmayan yayıncılığında bir ortak payda olmasına imkan yok. Çünkü sabah karı koca da aynı şeyi izlememiş olarak uyanıyor. Kardeşler de, anne baba ve çocuklar da iş yerindeki arkadaşlar da. Dolayısıyla bir ortak payda artık yaratılamaz. Bundan birkaç ay önce benim kabareme ünlü şarkıcımız, müzik insanı Atilla Atasoy... gelmişti. Ee, ve sahneye davet ettiler oyunda. Bir de şarkı da söyleniyordu. Ondan sonra Atilla Atasoy sahneye çıktı. Çok güzel bir şarkı söyledi. Ondan sonra... ben de... onun o... E, bize olan... lütfundan sonra çıktım sahneye. Dedim ki siz bu adamın kim olduğunu biliyor musunuz? Gençler de vardı izleyiciler. Bakın dedim. ben size bunu, bu adamın kim olduğunu anlatayım. E, ben evimize gelen televizyonla beraber 1970-71 senelerinde haftanın her günü yayın yok. Ayrıca da var olan yayında 7.30'da başlıyor. Ben saat 5.30'da televizyonun karşısında oturdum, otururdum. Bir karıncalama seyrederdim ekranda. Sonra e, İstiklal Marşımızla televizyon açılırdı. Ayağa kalkardım. İstiklal Marşımızı söylerdim. Bir de kapanırken de anne baba izin veriyorsa İstiklal Marşı'nı okuyup televizyonla beraber gidip yatardık. Açılışta İstiklal Marşı'nı söyledikten sonra bakın dedim bu adam televizyona çıkardı. Şimdi bu adamın ne kadar önemli olduğunu anlıyor musunuz? Öyle e, Spotify'da şarkısını buldum. YouTube'dan dinledim. Yarısını dinledim, yarısını dinlemedim değil. Ee, sürem azalıyor. Biraz hızlı peki. hızlı soracağım. Bir Şimdi... soruya uzun cevap verdim. Sürem azalıyor. Peki, <laughs> peki. Aşı tartışmaları ile ilgili düşünceni merak ediyorum. Aşı olacak mısın? Tabii ki aşı olacağım. Hı hı. Ama bizim ülkemizdeki aşıya olacağım. Ben öbür aşıyı e, olacağımı sanmıyorum. Bill Gates'in aşısına olmayacağım. E, Çinlinin aşısına olacağım. Bizim aşımız güzel. Neden böyle düşünüyorsun? Bizim çünkü. Çinde de yapılmıyor. Sadece bizde yapılıyor. Bill Gates'in aşısında ne var? Öbür o, öbürünü onda e, ne olduğu belli değil. Onu birçok e, kişi diyor ki benim. E, Sırlaştırıyor diyen var. Bill Gates'e güvenmiyorum. Bill Gates çünkü. Ee, ya ben bir otorite değilim. Senin laflarken bunları söylerim Tabii ancak canım. Yani hiç kimse Hayır, ben nazarı şey dikkate almasın da. Bill Gates'in böyle çok çok anda. iyi bir insan Yüz milyonlarca dolar aşı çalışmalarına e, şey yapmış, e, yatırım yapmışın arkasından bu çıktı, bunlar çıktı. Ondan sonra e, Almanya'daki aşı çıktı. Ben Bill Gates'in aşısını olmam. Hı, hı Bill Gates o aşıyı olsa da olmam. Yani e ee, Bill Gates'in zaten o aşı olup olmadığını bir bilemeyiz. Bir de dikkat edersen Bill Gates'e de ben şey diyorum. Yani Microsoft falan demiyorum. Bill Gates Dünya Sağlık Bakanı. Yani Dünya Sağlık Örgütü demiyorum. Bill Gates Dünya Sağlık Bakanı. Dünyada aşı hakkında konuşan, durmadan konuşan iki tane adam var. İkisine de dikkat edelim. Bir tanesi Bill Gates, bir tanesi Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg'le ne alakası var ya? Sen senin aşı aşıyla ne alakan var birader? Sen e, Facebook mezarlığının sahibi değil misin? Bir de iğrenç Instagram'ın sahibi değil misin? Bir de e, berbat WhatsApp'ın sahibi değil misin sen? Yani senin aşı ne aşıyla ilgili niye konuşuyor bu adamlar? Niye Bill Gates konuşuyor ki aşıyla? Bunların ikisi Dünya Sağlık Bakanları mı? Bu ikisinde de, ikisinin de geçmişi çok belli. Herkes de bunu biliyor. Bu iki adama dikkat. Ee, hani biz başka şeylerle uğraşırken memleket olarak falan filan bunlar bu pandemi sonrası dünyadan büyük çıkarlar bekleyen iki insan zaten birçok yönden de akrabalıkları var bu iki Yeni insan... dünya düzenine hazırlık mı yaptıklarını düşünüyorsun? Yahu bunlar bunların zaten geldikleri familyaları zaten yeni dünya düzenini ve eski dünya düzeninde sahibi olan ve yeni dünya düzeninde kuracak olan insanlar. Biz böyle onur, şeref, kahramanlık, memleket falan diye konuşurken orada e, neler olup bitiyor yani. Çin aşısı iyidir o zaman. Çin aşısı <laughs> demiyorum, o bizim aşımız. <gülüyor> Çinde <gülüyor> yapılmıyor. Evet. Ülkemizdeki de aşıdan. Ülkemiz aşısı çok iyidir. Sorun yok, bu aşıyı olacaksın. Bu aşıyı olacağım. Ama e, tam benim yaşıma yaklaşıyordu e, ve iyi ki e, bu 65 yaş altında e, şeye yürüdü iş öğretmenlere. Önce aşılanmasına buna da çok mutluyum, çok seviniyorum. Ben daha geç aşı olabilirim ama önce e, öğretmenlerimiz. Peki e, her şey e, günümüzde bu kadar hızlı ve kolayken, bak yeni bir dünya düzenine vesaire e, geçişten bahsediyoruz. E, aşk mümkün mü hala sence? Aşk mı? Evet. Niye böyle bir soru soruyorsun bana? Aşk tabii ki mümkün. Sence ama her mümkün şey çok mü? hızlı tüketiliyor. Her şey çok hızlı tüketilebilir ama ben aşkımı çok hızlı tüketmiyorum. Niye tüketeyim? Aptal mıyım ben? Ayrıca da artık biraz da büyüdük değil mi? Biraz da büyü, yani büyümek gerekmiyor bunun için. Ee, akıllanmak gerekiyor ama akıllanmakla büyümek eş zamanlı yürüdüğü için böyle söylüyorum. Ee, i̇nsan birisi tarafından seviliyorsa eğer ona haksızlık yapmasın onu üzmesin ben tabii ben bir erkek çocuğum beni bir kadın seviyorsa ben şunu öğrendim şunu söylemeyi öğrendim sen kendi kendine diyorum sen sevilmeye layık mısın hakikaten hakikaten gerçekten kendi kendine itiraf et yani bu kadın seni sevmiş niye onu üzesin niye ona haksızlık yapasın niye şımarasın niye daldan dala konmaya kalkışasın Niye hep gözün dışarılarda olsun? Niye bu bitmeyen e, şeyin, bu bitmeyen sevilme arzun? Niye bu bitmeyen şımarıklığın? Herkes seni beni seviyorların falan. Herkes seni beni sevmiyor ki. Herkes beni, beni seven kadın seviyor. Başkaları beni sevmiyor. Bu bilince ki. ne zaman geldim? Bu bilince Yeni... geldim, e, geldim gelmek zorundaydım yoksa hayatımı bir aptal olarak sürdürürdüm. Dünyada en kötü şey hem aptal olmak hem bir aptal gibi yaşlanmak. Yaşlanacağız hiçbirimizin yaşlanmaktan kaçarı yok. Öleceğiz hiçbirimiz ölümden kaçamayız ama aptal gibi yaşlanmayız, aptal gibi ölmeyiz. Zengin olmak ister herkes. Aptal gibi zengin olma. Aptal gibi şöhret olma. Aptal gibi olma. Akıllı kadınlar seni sevsin, akıllı erkekler seni sevsin. Bence e, iyi, saygılı, merhametli birisin. TV dünyası, şov dünyası olduğu için mi gelsin soru? Evin yaramaz, huysuz, serseri böyle belki de arada bir saygısız çocuğu rolünü seçtin. Bu bir rol değil. Bu bunlar benim içimden geçenler. Bir de şöyle düşün: ortak payda diye sözünü ettiğim şey e, üniversiteler. E, uzun yıllar boyunca birçok üniversite nesli gece. 12'de 1'de başlayıp sabah 6'lara kadar süren programlarda beni izlediler. Benim 6 saat süren programlarım var. 5 saat süren. En aşağı programım 4 saat sürüyordu. Bu kadar uzun süreli canlı yayında kalıyordum. Ve çok fazla konukla, çok fazla atraksiyonla, müzikle, orkestrayla bir sürekli değişen konuklarla benim rol yapma imkanım var mı? Yok. Benim kendimi şöyleyken aslında böyle tanıtma imkanım var mı? Yok. Bu kadar uzun sürede ve sürekli yapılan bir işte mümkün değil. değil. Mutlaka bir fire kendime, verirsin. Dolayısıyla kendime açtım. Hı, -hı. Ya, Çaresiz. <laughs> aşk için ölmeli aşk. O zaman aşk yeni nesil bunu deneyimleyebilecek mi mesela sence? İsteyen deneyimler. Aşık olan dener kardeşim. Yani. Ama çok hızlı her şey çok hızlı tüketiliyor. E tüketilsin. Ne olacak? Obezite. Yani de insanlar nasıl e, e, obez olmayalım, spor yapalım, e, e, işte koşalım sabahları deli gibi koşuyorlar. Ben anlamam hiç koşmaları falan, spor yapmaları sağlığa zararlı olduğunu düşünüyorum tamamen sporun. <laughs> Ama e, asıl obezitenin e, kültürel tüketim olduğunu, izlence tüketimi olduğunu, duyguların tüketimi olduğunu anlarlarsa insanlar... ...boş yere e, inek gibi salata otlamak yerine... ...bunlar da kendilerini disipline sokarlarsa... ...belki vücutları yeteri kadar ince olmaz ama... ...ruhları incelebilir. Aşk için her türlü çılgınlığı yapar mısın... ...ve bugüne kadar yaptığın en büyük çılgınlık neydi? Onu söyleyemem. <laughs> Onu söylesem olmaz. Ama çılgınlıklarım oldu. Yani... E, Nasıl? en söylenebilecek olanını seçsen? Yok. Ayıp olur. O <laughs> aman aman yok. <gülüyor> İstemiyorum. Vazgeçtim. <laughs> Hayır. Ay televizyonda söylemek ayıp olmaz. Hanımefendilere ayıp olur. Hmm. Nasıl yani? E bir hanımefendiye yapmışsındır da öbürüne yapmamışsındır. Hmm, doğru. Son hanımefendiye yapmışsındır eskisine yapmamışsındır. Olmaz. Anladım. Anladım tamam. Çok ketum da... olmak lazım bazen. Evet evet yok işte ketum olmayınca başına geleni az önce anlattım bak. Evet, evet. <laughs> bir ufak bir terk edilme durumu evet. yaşanmış anladığım kadarıyla. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol geldiğin için ben çok keyif aldım. Bir şey Umarım söyleyeceğim bu eski öyledir. masada yaptığından daha iyi. Aa. Sana söyleyeyim masada yaptığında böyle hani bir öne doğru filan hareket ediyorduk. Bu daha böyle hani koltuğa oturduk. koltuk da rahat maşallah ama... <laughs> böyle koltuğa oturtmuşsun da kımıldayamıyorum da bu koltuk formatını sevdim. İlk gördüğümde ya masa koltuk bu demiştim ama <laughs> şimdi burada senin tarafından sorguya çekilince Evet, o bir gitti. işkence aleti gibi oluyor değil mi evet, bir süre rahat, sonra? Evet <laughs> fakat zor yani maşallah maşallah. Çok tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı senin, olmasını diliyorum. Senin beğenmen benim için de ayrıca gerçekten bir övünç kaynağı. Çünkü e, Türkiye'nin e, en iyi televizyoncularından birisin. Her Çok zaman sensin. öyledin hala teşekkür, öylesin. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. geldiğin için. Koltuğun konu olduğun için. Efendim... Haber Global ekranlarında her cuma gerçekleştirdiğimiz Buket Aydın'la koltuk programını burada sonlandırıyoruz. Bakalım önümüzdeki hafta koltuğa kim oturacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.